sevdasını, sev dostun hasrı kendine, gün senin dirine, dönüp tarihine. Ya ama helikopter geçerken çok alkışlamıyoruz ki. Vallahi yani bu bizim polis helikopterimiz, şan şeref dolu emniyetimizin helikopteri. Birazdan selam. Sivil toplum kuruluşlarından esnaf odaları bildiğimiz, bütün sivil toplum kuruluşlarımız bizlerle birlikte ilk günden itibaren. Hocam şöyle pilot abime, Mustafa abi teşekkürler. Pilot tanıdık. Hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun. Şu mübarek gecelerde, şu güzel gecelerde, cuma akşamı hislerimiz hainlerin emrini yerine getirmediği için sırtından kurşunlanan, bizim hürriyetimize kurban eden vatandaşlarımız, 260 küsür can polisimize ve bu vatan için can veren 15 Temmuz şehitlerimize gani gani rahmet eyle ya Rabbi. 15 Temmuz, 16 Temmuz'a bağlanınca, haberler dünya medyalarına yayılınca, Araplar Mısır zindanlarında Muhammed Mursi'nin ümidi, Doğu Türkistan'ın Arakan'ın ümidi, bu topraklar meğer mazlum bütün Müslümanların, hepimizin ölmüşlerimize gani gani rahmet eyle. Şehitlerimizi Hazreti Hamza'ya, Hazreti Mus'ab bin Umeyr'e, Uluvatlı Hasanlara, Seyit Çavuşlara, 15 Temmuz şehitlerimizi ve bütün şehitlerimizi yoldaş eyle ya Rabbi. Kardeş bizi de onlara evlat eyle ya Rabbi. Allah'ım dünya ve ahirette. Yeltenden bu girişim çok çirkindir ve haincedir. Ancak bizler açısından sevindirici bir yönü de vardır. Böylelikle ülkemiz üzerinde yıllarca sinsi bir şekilde kurgulanan planlar deşifre olmuştur. Ayrıca bu gece ve devamında yaşananlar bizler için gurur vericidir. Aziz milletimizin kahramanlıklarına bir yenisi daha eklenmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri Peygamber Ocağı'dır. Şanlı tarihi kahraman askerleriyle bu girişimden adi olarak saygı duyulan ve saygı duyulmaya devam edilecek bir kurumdur. Ayşe Öztürk. Allah'ım daha tekrarını getirmesin bu acılara. Ha, bak benim eşim Gazi, Kıbrıs Gazisi. Oğlum polis devletli çalışıyor. Torunlanma hepsi askere gidecek. Onlar feda olsun. Ve vatanımızı milletimize. Vatan millet için buradayız hepimiz. Vatanımın milletimiz sağ olsun. Milletim var olsun. Bu bayrak yenmesin. Böyle
de bir günde böyle, yani bu şekilde birlik beraberlik olması tabii güzel ama inşallah devamı gelir diyorum ben. Vatanın bölünmesini değil, vatanın toplanmasını istiyorum. Erhan Sönmez, Yeşilova Esnaf Sanat Odası Başkanıyım. Çok güzel bir demokrasi dersi verdik. Artık bundan sonra milletin darbelerden çok çeken bu milletin darbelere karşı olduğunu, sivil iradeye, milli iradeye ve siyaset, demokrasiye saygı duyulması gerektiğini bir defa daha ifade ettik. Şunu bilsin ki bu alçak vainler bayrağımızı indiremeyecekler, ezanımızı dindiremeyecekler, vatanımızı asla bölemeyeceklerdir.